Yasin Aktay, 17 Aralık'ın yanlış hesabı nereden döndü? 17 Aralık darbe teşebbüsü şu ana kadar stratejik akıl, hesap ve hareketiyle dikkat çekmiş olan bir yapının faka bastığı bir olaydır. İlk anda insana bu kadar derin hesapla 40 yılı aşan bir süredir özenle inceden inceye işlenerek bir noktaya getirilen bir yapının bu kadar büyük bir riskin nasıl göze aldığını sordurdu. Bazen bir insanın camiaya karşı görüşünü etkilemek için bile bir dizi kamu diplomasisi çalışması yapan, yurt içi veya yurt dışındaki okullara alıp gezmeye götürerek bir görüş oluşturmaya çalışan camiaya, camianın 17 Aralık sürecinin sonucunda içine düştüğü durum göze almış olduğu bir durum olabilir mi acaba? Fethullah Gülen'in 60'lı yılların başlarından itibaren yürüttüğü mücadelenin 17 Aralık gününe kadar gelen seyrine başından itibaren bakıldığında harekete gerçekten bir şahsın kapasitesini çokça aşan bir plan, program ve stratejik aklın olduğu görülüyor. 60'lı yıllarda ilkokul mezunu 20'li yaşlarında bir hocanın aklını çokça aşan bir öngörünün ve planlamanın o günkü başlangıç faaliyetlerinin liyetlerinde bile mevcut olduğu anlaşılıyor. Doğrusu hizmet faaliyetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi sürecinde kendini hissettiren bu aşırı disiplin, sistemik yapı ve stratejik akılda Gülen'in ta o yıllarda hayatına etkili bir biçimde girmiş olan bazı çevrelerinin belirleyici olduğu bugün daha iyi anlaşılıyor. Eski CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek'in ve Komünizmle Mücadele Derneği tecrübesinin de pişirildiği mutfağın izlerini taşıyor hareket. Gülen'in kendisi daha 60'lı yılların başlarında Türkiye'de sadece İzmir İzmir'de bulunan bu derneğin Erzurum'daki ikinci şubesinin kurucusu ve aktif elemanı olduğu biliniyor. Bizzat kendi küçük dünyasında aynı yıllarda verdiği bir bazda insanları Hazreti Ömer'in resmedildiği bir filme karşı nasıl kışkırtarak harekete geçirdiğini etkili bazına örnek olarak veriyor ya doğrusu bu olayda üzerinde ayrıca durmaya değer. Neticede bu stratejik aklın hepsinin bütün birikimlerini getirip 17 Aralık gibi riskli bir teşebbüse yatırmış olmasını anlamakta zorlanıyor insan. 17 Aralık'ın görev Sadece kısa bağlam içinde hareket söylemleriyle asıl niyetleri arasında ne kadar büyük bir uçurum olduğunu kısacık bir süre içinde aşikar etti. Hoşgörü, diyalog, hümanizm, birlikte yaşamak, demokrasi gibi söylemleri dilinden düşürmeyen camianın bu kavramların hiçbirine zerre kadar inanmadığı, aksine bütün bu kavram ve değerleri sadece güç biriktirmek için hoyratça tüketiyor olduğu görüldü. Amaca ulaşabilmek için hiçbir değeri kullanmaktan geri durmayan camianın aslında neye inanıyor olduğu bu saatte gerçekten merakı mucib bir sorudur. Hoşgörü ve diyalog kavramlarının cılkını çıkardığı gibi camia 17 Aralık sürecinde de yolsuzluk, kul hakkı, kamu hakkı gibi kavramların cılkını çıkardı, çıkarmaya da devam ediyor. Alenen darbe yaparken enselenmiş bir yapı ki darbeden daha büyük bir yolsuzluk yoktur herhalde. Yaptığı darbede başvurduğu bütün yolsuzca taktikler açığa çıkmış olduğu halde halen pişkin pişkin başkalarını yolsuzlukla suçlamaya devam ediyor. Söylemdeki bu ısrar kuşkusuz cemaatin stratejik davranışıyla çok yakından ilgili. Camia günübirlik bir refleksle hareket etmiyor. Daha önce inanmadığı halde tepe tepe kullandığı bütün kavram ve değerlere yaptığını bu söylemlere de yapıyor. Bir farkla ki bu sefer bu söylemde hedefi belirlenmiş bir savaş yürütmeye çalışıyor. Ancak bu stratejik akıl kime ne mesajlar veriyorsa bir yana camianın hem Türkiye'de toplum hem de İslam dünyasının her yanında içine düştüğü durum içler acısı bir durum. Toplumda yetim hakkı, kurban etleri, bağışlar ve devlet tahsisleriyle ilgili birçok konuda yolsuzluk denilince akla bu camiadan daha somut bir örnek gelmiyor. Devlet kadrolarına başkalarını alavere dalavere engelleyerek kendi kadrolarını yolsuzca yerleştirmek denilince de herkesin aklına öncelikle bu camiayla ilgili somut örnekler geliyor ve aslında bu yanlarıyla da çırpındıkça daha da batıyorlar. Buna rağmen 17 Aralık darbe girişimcileri stratejik stratejik çırpınmaya devam ediyorlar. 17 Aralık'ın hemen sonrası için hesaplarının ve tahayyüllerinin çok farklı olduğu anlaşılıyor. Birincisi darbe teşebbüsünün başarıya ulaşacağına emin olmasalar bu riski asla göze alamayacaklarını da anlıyoruz. Ancak öyle görünüyor ki 17 Aralık onlar için kusursuz bir plandır. Muhtemelen başarmama ihtimali sıfır gibi görülüyor. Belki 17 Aralık'ta başarılamasa 25 Aralık'ta orada da başarılmasa 30 Mart'a kadar giden süreçte heybeden çıkarılacak çok sayıda saldırıya karşı hiçbir hükümetin dayanamayacağını farz ettiler. İkincisi bu plan sadece bildiğimiz boyutları ...paralel yapının tek başına kendi planı ve uygulaması değildi. Ortada birincisi Gezi olaylarında harekete geçmiş bir darbe konsorsiyumunun... ...ikinci bir dalgası vardı ve bu dalga münhasıran paralel yapı tarafından üstlenilmişti. Ancak bu darbenin uluslararası bir desteği olacağı da bekleniyordu... ...ve o destek de hiçbir zaman geri durmadı. Gezi'den bu yana dünyadaki birçok gelişmeyle 17 Aralık teşebbüsünün paralelinde... ...veya desteğinde harekete geçiyor. Ancak bütün o stratejik hesabın ve uluslararası arası desteğin çuvalladığı bir yer var. Karşılarında şu ana kadar darbenin türlü türlüsünü def etmiş bir liderin tarzını ve etki biçimini gereğince hesaba katmadılar. Artık başka sefere diyelim. Ama Allah bir daha o fırsatı vermesin duasıyla. Yasin Aktay, Yeni Şafak